Beklenmeyen durumlar oldu. Ama planlarımızda bir değişiklik yok. Ama sende var değişiklik. Eskiden görev adamıydın. O ne biçim laf komutan? Aklın başka yerlere kaymış. Kadın peşinde koşmaya başlamışsın. Yanlış mı duyduk? Bak Medar, artık İstanbul'da işini bitir, sınırı geç, aramıza gel. Sabrımızda kalmadı, kaynağımızda. Sana o paraları eylem koy diye verdik. Sen kız kaçırmaya kalktın. O iş tam öyle olmadı komutan. Yanlış anlatmışlar. Ama merak etmeyin. Bugüne kadar hiçbir görevden kaçmadım. Ne Rakka'da, ne Kobani'de, ne de Deyrezor'da. O halde davana dön. Gözümüz üstünde Medar. Davana dön dediler bana. Bana söylenecek laf mı bu? Ulan cihat için ömrümü verdim ben. Bence de ayıp ediyorlar. Biz seninleyiz abi. Sen ne dersen o. Bize ilk önce araç lazım. Ve de pasaport. Pasaportu ben ayarlarım abi. Alman mı, Türk mü, Hollandalı mı, hangisini istersen. Ben de araçları ayarlarım. Seni mahcup etmeyiz. Eyvallah. Hiç yapmazdı böyle. Kesin bir şey oldu Serdar. Hayri, senin oğlun evde mi? Sorsana ona, bugün Ufuk'la parkta oynadılar mı? Ne diyor? Parktaymış. Saklambaç oynarken kaybolmuş. Abi nasıl kaybolmuş ya? Çocuklar görmemişler mi? Yok. Yok abi, yok. Allah'ım sen bize yardım et. Tamam abi, tamam. Kimsenin bir şey bildiği yok. Polisi arayalım. Başka çare kalmadı. Bu ne? Ne oldu? Mesaj düştü bilmediğim bir numaradan. Ufuk. Aman Allah'ım. Oğlum benim elimde, dediklerimi yaparsan kılına bile zarar gelmez. Allah kahretsin ya. Kimsin lan sen, kimsin? Aydın'ın gözaltı süresini daha fazla uzatamıyoruz. Yarın sabah savcılığa sevk etmemiz gerekecek. Arşivinden çıkan fotoğraflar adamın başını yakmaya yetecektir. Hiçbir mahkeme pedofili suçlarına acımaz. Yalnız fotoğrafları Giray'dan aldığını kanıtlayamıyoruz. Anlayamadığım bir şey var. Giray bu cinayetlerin baş sorumlusu ve kızların fotoğraflarını Aydın'a satan da o. Yani paraya da ihtiyacı yok. Niye böyle bir şey yapmış ki? Ruh hastası olduğu için sanırım. Biraz basit bir açıklama oldu ama aklıma başka bir şey gelmiyor baba. Hapiste de elimiz adamın üzerinde olmalı. Aydın'ın başına bir kaza gelmesin. İfadesine ihtiyacımız var. Aydın sapığını korumak zorunda kalacağız yani. Benim de hoşuma gitmiyor ama Giray'ın annesinden her şey beklenir. Oğlunun suç ortağını öldürmekte dahil. Of, bittim ya. Of. Çok mu yordular benim sevgilimi? Ayaklarım kaptı da. Sen ne yaptın? İyi, tembellik yaptım biraz. Belli Cemal, belli. Bu salonun hali ne? He? Ay. Ne var kızım salonun halinde? Normal salon işte. Normal salon. Çöpler bir yanda, yastıklar bir yanda, tabak. Kuruyor her şey. Bekar evine çevirmişsin ya. Bu halimle salon mu toplayacaktın? İki kurşun yedim ya. İnsan biraz halden anlar. Yemeği bile zar zor yaptım. Yemek mi yaptın? Ay. Ay hayır ya. Mutfak biraz dağınık olabilir. Bu ne? Bu ne? Benim zavallı mutfağım. Cemal bu nasıl bir yemek yapmak ya? Hayır, orduya yemek yapsam o kadar bulaşık çıkmaz. Canını okumuşsun mutfağın. Acıktım kızım, ne yapayım? Zaten her yerim ağrıyor benim ya. Üstüme gelme. Nasıl toplayacağım ben şimdi buraları? Yani ben yardım ederdim de beni de görüyorsun. Bir de şey... Ne? Bardak da kırdım da. Basarken dikkat et. Allah'ım sabır ver. Rukiye görmüş bunları. Bunlar ikisi de evde tam kasabın yanından dönerken... Millet, ha? Ben çıkıyorum. Siz de gidin. Güzel bir yüzük alın. Bu da kartım şifresini biliyorsunuz.
Ben bilmiyorum. Kaç ki şifre? Ben biliyorum, aklımda. Benim aklımda. Dur 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 dur. Şimdi o kartın bakiyesi yetmezse bu karttan tamamlarsınız. Onu da ben alayım. Bana bakın, çok da açılmayın ha. Ben sizin zevkinize güveniyorum. Siz de benim bütçemi biliyorsunuz. Tamam. Ya kısma be baba. Aç azıcık şu muslukları biraz. Zengin kız alıyorsun ya. Kolay mı öyle? Oğlum, bizim de gönlümüz zengin. Hem Esra öyle şeylere bakmaz. Mütevazı kızdır. Laf da söyletme ya. Yani. Ha, bu arada. Evet. Şimdiden söylüyorum. Bu mevzu aramızda kalacak. Ben kıza baş başa bir anımızda sürpriz yapacağım. Sakın beni patlatmayın. Esra'ya veya çevresindeki herhangi birine. Babasına, arkadaşlarına. Hiçbir şey çaktırmak yok. Ya babacığım, aşk olsun, ne yapacağız? Gidip Esra'yı mı söyleyeceğiz hemen ya? Sen de abarttın bizi yani Hüsnü. Kızım, siz sakarsınız. Hiçbirinize itimadım yok. Ha görürseniz tek laf etmiyorsunuz. Beni rezil etmiyorsunuz. Anlaştık mı? Bir şey deyin. Babacığım, tamam, tamam. Anlaştık. Kız, aramızda Hüsnü söz, tamam. Biz halledeceğiz yüzük işini teyzemle. İyi, tamam, halledin siz. Ay. Heh, Selin de geldi. Ay, zaten. Selamün hadi tablet. Bana eyvallah. Ütüm patladı. Hadi. Hadi. Bir şey diyeceğim. Ay, şaka baka. Yüzük. Yüzük bakacağız Hüsnü'ye. Ay, ben bir heyecanlandım ki. Ay. Ya hakikaten sen böyle bir... Ha? Yeni gelin gibi oldun ha. Sanki sana takacaklar yüzüğü. Ya biraz bak. Ay. Biz erkek tarafıyız. Bir dik otur ya. Abla, bu arada vallahi sana da helal olsun ha. Bir ay önce Esra can düşmanındı. Hani yedirmeyecektin üstü çobana? Ha? Şimdi böyle kuyumcu gezmeler falan. Nereden nereye geldin sen var ya? Hadi hadi, tamam. Onları konuştuk oğlum biz babamla. Ha. Hallettik, bitti gitti. İşte o kadar. Ama tabii ki gözüm daima o kızın üstünde olacak. Ablam mevzuya hakim. Ablam biliyor. Sen rahat ol. Ben de. Sorun. Eyvallah. Eyvallah. Ya, broşumu takayım ben. Nasıl sokağa çıkacağız? Allah aşkına broşunu tak. Broşsuz nereye gidiyoruz? Savaşmakla geçti. Dava dedim, cihat dedim, canımı kanımı sakınmadım. Kendim için hiçbir şey istemedim. Lakin geçen gün seni gördüğümde içim cız etti. Bir tek şey istedim kendim için. İlk defa seni kendime istedim. Yar etmediler Emir'e. Seni bana yar etmediler. Polisler yüzünden. Kavuşamadıysak onlar yüzünden. Abi, sen dün gece Mesut'laydın. Ne yapıyor bizimki? Yine medarı sayıklıyor mu? Tabii canım, unutmaz o biliyorsun. Ama yine de sakin gördüm. Galiba bu sefer Rus'u duracak. Hadi inşallah. Hiç umudun yok değil mi? Benim de.